Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa huvel melikul kuddusussalamul mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbiru subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, insanı fıtrat üzere yaratan, tevhid üzere yaratan, ona kötülüğü ve ondan sakınmayı ilham eden Allah'a. Ve o yüce Allah'ın selamı, müminleri nefislerinden daha evli olan Resulüne olsun ve onun tertemiz ehli beytine. Aziz dostlar, geçen dersimizde temel ve kısa olarak vahiy, akıl ve bilimin aralarındaki ilişkiyi, Kur'ani olarak konumlarını ifade etmeye çalıştık. Allah'ın izniyle giriş derslerindeki son dersimiz bugünkü dersimiz olacak. İnsanın bazı temel özellikleri ki daha sonraki derslerimizde bunun üzerine hareket edeceğiz. Bunun üzerine konuşacağız. İnsanın sahip olduğu en temel özellik yaratılışsal özelliğidir. Yani ne üzere yaratıldığıdır. Daha önceki derslerde okuduğum gibi ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Allah-u Teala. فَاَقِيمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفَ فِتْرَةَ اللّٰهِ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. İnsana şöyle hitap ediyor Allah. Dön yüzünü tevhid dinine, hak dinine. Sen bu tevhid dini üzere yaratılmıştın. Allah seni bu hak din üzere yaratmıştı. Gerçek din budur. Doğru din, tevhid üzere olan din budur. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Yaratılışsal olarak insan tevhid üzere yaratılmıştır. Hak din üzere yaratılmıştır. İslam bu hak dindir. Yaratılışımızın şekillenmiş halidir, biçimlenmiş halidir İslam dini. Bir zıtlık yoktur. Yaratılışımızın şekillenmiş, biçimlenmiş hali İslam dinidir. Kemale erişmiş hali İslam dinidir. Ve aynı şekilde bu Allah bize neyi öğretmişti, neyi ilham etmişti? فَاَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Bizi tevhid üzere yaratan Allah, kötülüğü de ilham etti, sakınmaydı. İhtiyaç duyduğumuz her şey fıtri olarak var. Bunu bu maddi dünyada hakikate kavuşturacağız. Yani yaratılışın dünyevi kısmındaki hedef budur. Yaratılışımızın bu dünyada muhakkak olması. İslam üzerine olursak. İnsanın ilk temel özelliği tevhid dini üzerine yaratılmış olmasıdır. Allah bizi tevhid dini üzerine yarattı. Tevhid dini üzerine yaratılan insan başka hangi özelliklere sahiptir? İrade sahibi bir varlık. Ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. İnna hadaynahu as-sabila imma shakiran
ve imma kafura. Biz onu, insanı yola, doğru yola hidayet ettik. Yaratılış yoluna. İnsan ya şükreder ya da kafir olur. Yani irade sahibidir. Fıtrat üzerine, hak üzerine yarattık. Ve hak üzerine yarattığımız insanı hak yoldan gitmek için hidayet ettik. İnsan ya bunun kadrini bilir, teşekkür eder, şükreder ya da kufreder, kufra düşer, kafir olur. Yani seçer, irade eder. İnsanın ikinci en büyük temel özelliği irade sahibi olmasıdır. İrade sahibi varlık. Üçüncü en temel özelliği nedir insanın? İnsanı tevhid üzerine yaratan, doğru yola hidayet eden, irade veren Allah, irade üzerine yaratan Allah, insandan hesap soracak. Çok önemli. Bakın, aşama aşama. Nasıl, neyin üzerine yaratıldık? Neye sahibiz? İradeye. Ya şükredeceğiz? İbadetin temel prensibi şükretmek. Veya kufra düşmek. Bunun sonucu ne olacak? Hesap vereceğiz. Yani bu yaratılış hedefi bizde muhakkak olacak. Ebedi bir saadete kavuşacağız. Ya da muhakkak olmayacak. Ebedi bir zelalete düşeceğiz. Allah korusun. Ayet-i kerimede ne diyor? وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ اِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz, kalp, bunların hepsinden hesap sorulacak. İdrak organların. Duyduk, gördük, inandık. Hesap vereceğiz. İnsan hesap verecek bir varlık. İnsan bir hayvan değil. İnsan bir bitki değil. İnsan cansız varlık değil. İnsan irade sahibi ve iradesinin sonucunu ebedi olarak görecek bir varlık. Yani hesap görecek. Hesap verecek. Bakın bu temel özellikleri neden belirtiyoruz? Daha sonra usulü dini konuşurken, tartışırken neden bunu konuşup tartıştığımıza burada cevap veriyoruz? Çünkü yaratılışsal olarak böyle bir varlığız. İlme aşık, bilmeye aşık, öğrenmeye aşık. Doğru bir fıtrat, doğru temiz özellik üzerine, paklık üzerine yaratılmış bir varlık. Kötülüğün ne olduğunu bilen, sakınması gereken bir varlık ve bunu tanıması gerekiyor. İlahi, İlahi. Son olarak İnsanlarla ilgili en temel özelliklerden birisi ne? İnsanın bütün insanlarla eşit olmuş. Allah katında insanlar birdir. İnsanı üstün kılan tek şey yaratılış hedefi, yaratılış gayesi doğrultusunda hareket etmesidir. Bakın ayet-i kerimede ne diyor Allah-u Teala? Ya eyyühen nas İnna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuba ve kabaila litaarafu. Ey insanlar, biz sizi erkek olarak, kadın olarak, millet, kabile olarak yarattık. Sizi farklı farklı toplumlara böldük, birbirinizi tanımanız için. Sahip olduğumuz farklılıklar sadece birbirimizi tanımamız için.
sahip olabileceğimiz tek bir fazilet ve keramet ise takva, yani kötülükten sakınmak. Tek bir üstünlük vesilesi var, kötülükten sakınmak. Yaratılışsal temizliğimizi korumak. Bu konuda İmam Sadık Aleyhisselam, Ehl-i Beyt imamlarından olan İmam Sadık Aleyhisselam, insanların eşit olduğunu anlatmak için çok güzel bir hadis zikrediyor. Şöyle buyuruyor Hazret: "Ennâsu sevâun ke'esnâni meşt." İnsanlar bir tarağın dişleri gibi birdir. Allah katında hiçbir farkları yoktur. İnsanlar eşittir. İnsan olma hasebiyle. Bu yaratılışsal olarak değişmez. İnsanlar yaratılışlarını da değiştiremezler. Yani sahip olduğumuz, yaşadığımız toplum bu temel özelliği kaybetmemize sebebiyet vermez. Böyle bir şeyle karşılaşırsaksa bunun tek bir sorumlusu vardır, biz. Bütün bunlar ne içindir? İnsanın sahip olduğu temel özelliklerden bahsettik. Usulü dinde ihtiyacımız olacak. Ne dedik? Fıtrat üzerine yaratılmıştır. İrade sahibidir. Mesul, hesap verecek bir varlıktır. İnsanlar eşittir dedik. Bunların hepsi bir temel çizgiyi ifade etmek içindi. Diğer varlıklarla karşılaştığımızda insan yaratılış olarak diğer birçok varlıktan üstündür. Keramet sahibi bir varlık. Ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Allah-u Teala: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى أَكْثَرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْز۪يلًا. Ant olsun, biz Adem oğlunu yücelttik. Onları karada, denizde taşıdık. Tayyip şeylerden rızıklandırdık. Ve yarattıklarımızın birçoğuna üstün kıldık. Bakın, yaratılışsal olarak insan, yaratılan varlıkların birçoğundan üstündür. Karada, denizde hüküm sürme gücüne sahiptir. Temiz rızıklarla rızıklandırılır. Kendisi bunun aksini irade etmediği sürece. Allah-u Teala Kur'an'da sadece tek bir yerde kendi yaratışıyla övünmüştür. O da insanın yaratılışındadır. Ne diyor? فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. İnsana o insani özelliğini verdiğinde, o yaratılış aşamaları geçip de insan insan olacağı vakit, bu muhakkak olduğunda Allah kendisiyle övünüyor. Ben en güzel yaratanım. Bütün bu konuşacağımız şeylerin temel noktası budur. İnsan Allah'ın yarattığına övündüğü bir varlıktır. Eğer buna layık olmak istiyorsa o yaratılışının gerektiği gibi hareket etmelidir. Yani fıtrat üzerine hareket etmeli, tevhid dininde olmalı, vahyin, aklın, bilimin ışığında olmalı, vahyin hidayetine kavuşmalı, tedabbur edebilmeli, dünyadan var olan bilimleri kullanarak ibret almalıdır. Ayetlerin gösterdiği nişanelere vakıf olabilmelidir. Allah'ın izniyle bundan sonra teker teker tevhid konularını inceleyeceğiz. Daha sonra nübüvveti inceleyeceğiz. Tevhidin gerektirdiği olan imameti inceleyeceğiz. Adaleti inceleyeceğiz. Ve son olarak da meat konusunu inceleyeceğiz. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا وأستغفرك لما تعلم وأسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين.